Bugünkü videomuzda zeytin çekirdeği filizlendirme ve zeytin fidesi oluşturma videosu çekeceğiz. Öncelikle biliyorsunuz ki yediğimiz zeytinler belli bir işlemden geçiyor. Bu işlem sonucunda da sofralık zeytin oluyor. Bizim kullanacağımız zeytin çekirdekleri onlardan değil. Böyle sizin işte o işlem görmeden önce satılan zeytinler var. Bunlardan alıp işte tuzlu suya filan basıyorlar. Sonra sofralık zeytin olur. Siz bu işlemi görmemiş zeytinlerden alacaksınız. Pazarlarda böyle bazı dükkanlarda peynir satan yerlerde oluyor. Şimdi hızlandırmak için aşamayı öncelikle bunu tabii ki bu etli kısmından ayıracağız. Evet, böyle çekirdeğimiz çıktı. Şöyle iyice silelim. Şimdi şöyle bir durum var. Bunun biliyorsunuz ki zeytinin çekirdeği bayağı bir sert. Böyle ekersek bunun da çıkma şansı var ama bayağı bir uzun sürüyor. Bu yüzden buna işlem uygulayacağız. Yani normalde bunun bir tane aleti var. Böyle arasına sokuyorsunuz. İçinde bıçakları var. Çevirip şuralarından kesiyor ve bunun içinde asıl nasıl diyelim, içinde asıl filizlenecek kısmı geliyor. Biz de bunu tırtıklı bıçaklarla veya testereyle hafif bunun üstünü kesip sert kabuğu çıkarabilirsiniz. Ama cidden çok zor. Biz şimdi birkaç tanesini yaptık. Şöyle göstereyim. Şunun da içi çıktı. Fazla çıkarmak istemedim çünkü birkaç tanesinin şu içinde filizlenecek yeri zarar gördü. Dediğim gibi şöyle etrafını kesip penseyle kırabilirsiniz veya daha iyi çıkarabilirsiniz. Daha hızlı filizlendirme sonucu alacaksınız. Şimdi ben deneme yapacağım. Bir tanesi böyle, yani o filiz çıkacak, kök çıkaracak kısım gözüküyor. Bir tanesini şöyle kestik. Bıçak veya testere yardımıyla içindeki tohum kısmına zarar vermeden bir tanesinde böyle uzunlamasına kestik. Yani bu da buradan suyu alıp içindeki kısmın şişip filizlenmesine, çimlenmesine yardımcı olacak. Şimdi bunu da hiçbir işlem uygulamadan koyuyoruz. 4 farklı çekirdek. Bu da biliyorsunuz kapalı kabımız olacak. Alt kısmına ıslak peçete, üst kısmına da ıslak peçete koyup kapatacağız. Bakalım hangisi daha önce çıkacak. Evet, bu şekilde kabımızı da kapatacağız. Bu işlemi çok soran var. Biliyorsunuz limon filizlendirme yaptık. Fidemiz bayağı büyüdü. Bu işlemde bir kere peçeteleri ıslatıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Daha sonra hiç ellemiyoruz. Bu zaten içinde o buharlaşan su tekrardan peçeteyi ıslatıyor ve çimlenmesine yardımcı oluyor. Bu işlemden sonra bekleyip zamanla göreceğiz. Bakalım enine kesit olan mı, yoksa ucu açık olan mı, yoksa boyuna kesit olan mı daha hızlı çıkacak, beraber göreceğiz. Herkese selamlar. Uzun zaman önce biliyorsunuz ki zeytin filizlendirme yapmıştık. Yaklaşık bir 3-4 ay geçti. Şu anda size göstereceğim.
Bakın tüm yaptığımız çekirdekler ayrıldı. Şöyle göstereyim. Birkaç çeşit yapmıştık biz. Çizmiştik, böyle kesmiştik. Bakın bunlar kabukları ıslanınca nemden şişip ayrılıyor. Bu da içindeki tohum çıkarması biraz zor. Bu da yakında patlayacaktır. Şu anda bir tanesi patladı. Bilmiyorum, bizim evin belki fazla gölge olduğu için veya başka sebeplerden dolayı filizlenmesi yaklaşık 3 ay, 3,5 ay kadar sürdü. Şöyle göstereyim, yakında işte şu iki tane filiz yaprağı, kökü de altında biraz ters çıkmış galiba. Şöyle göstereyim. Onu biraz daha bekleteceğim. Şimdi ben bunu gördüm, hemen sizinle paylaşmak istedim. Görüldüğü gibi sizde böyle yeşil zeytine bu turşuluk olanlar var. Ama turşu yapılmamış. Pazarlarda satıyorlar turşu yapmak için. Yeşil zeytinleri alıp kabuğunu çizip böyle filizlendirebilirsiniz. Şurada da çelikten yetişmiş bir tane zeytinimiz var. Göstereyim. Bakın kalem kesilip ekilmiş, bu şekilde satılıyor. Çok güzel görsel şölen yaşatıyor. Siz de böyle, ya bahçeniz varsa bahçenize ekebilirsiniz. Budadıktan sonra bonsai şeklinde bir süs gibi duruyor ya da normal ağaç olarak kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi bakın bütün çekirdekler nemden patladı. Şurada bir tane daha var. Hatta biraz yardım edebiliriz. Bu iki taneymiş. Bakın mesela bu patlarsa bu tohum iki tane verecek. Bakalım bunlar ne zaman patlayacak. Evet, şansı iki tane çıktı içinden bir çekirdekten. Onları da yine koyuyorum ben. Bu şekilde filizlendirip ekim işlemini yapabilirsiniz. Şu anda Saroz'da ben birkaç ağaç gördüm. Yani kar soğuk iklimine dayanıyor. Çok aşırı soğuk olmasa da. Genelde tabii ki biliyorsunuz ki Çanakkale ve Ege taraflarında bolca mevcut. Bu şekilde videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.